Evet, yerel yönetim sadece fiziki mekanlar oluşturan kurum anlamına gelmez. Yerel yönetimler toplumun her katmanına hizmet eden önemli kuruluşlardır. Mutlu aile, mutlu toplum demektir. Mutlu toplum, mutlu şehir ve mutlu ülke demektir. Evet, çocuklar, gençler ve kadınlar bizim gerçekten bir konu başlığı olarak ele aldığımız, müstakil bir daire başkanlığı çatısı altında değerlendirdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi. Çocuklarımızın ilk eğitim öğretim hayatını teşkil eden anaokulu ve kreş diye halk arasından nitelendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tescilli markası Ana Kucakları, Bursalı çocuklarımızı, 4000 çocuğumuzu 32 tane ana kucağında ağırlıyor ve onların kişisel gelişimine, milli eğitim müfredatına uygun bir şekilde hizmet ediyor. Bütün materyalleri bizim tarafımızdan verilen, herhangi bir ücret alınmayan bu mekanlar dolup dolup taşıyor. İnşallah yeni dönemde sayılarını yüze çıkararak çok daha fazla evladımızı, 12 bin civarında çocuğumuzu ana kucaklarında misafir etme imkanına sahip olacağız. Bunun yanında tabii ki çocuklarımızın gerek YKS sınavlarına hazırlığı, gerekse meslek lisesi ve üniversite düzeyindeki burslandırılması ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. 10 bin çocuğa verdiğimiz bursu da inşallah yeni dönemde 16 bine çıkararak Bursa'daki yavrularımızı bu manada desteklemeye, onlara katkı vermeye devam edeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı gezileri, beraberinde kamp, eğitim, tiyatral faaliyetler, söyleşi ve paneller zaten onların hayatına zenginlik katmak adına ortaya konacak olan çalışmalar. Gençlik merkezleriyle, millet kıraathaneleriyle tam 16 tane açtık. Yeni dönemde sayılarını 50'ye çıkararak 7-24 uyumayan kütüphanelerle de onların sınav süreçlerine, araştırma çalışmalarına en güçlü desteği vereceğimiz önemli alanlardan bir tanesi olacak. Kadınlarımızı bu manada ötekileştirmek veya yok kabul etmek mümkün mü? Asla böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Erkek ve kadın bir elmanın iki yarısı gibi. Dolayısıyla kadınımızın hayatına dokunan, onların gelişimini sağlayan, onlara sosyal imkanları sunan tüm projeler bizim öncelikli konularımız. Aile gelişim merkezlerimiz sayıları arttırılarak devam ettirilecek. İçinde USMEK kurslarımızın olduğu, Bursa Sanat ve Meslek Edinme kurslarımızın olduğu, ana kucağının olduğu, fitness salonlarının olduğu, diyetisyenleriyle, psikologlarıyla, sosyal danışmanlarıyla onlara destek veren, katkı veren bu mekanları 17 ilçemizin tamamına yayacağımızı ama özellikle de kadınlarımızın sosyal gelişimini bu manada çok önemsediğimizi yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerde Kadınız Biz dijital uygulamasıyla da onların hayatına değer katma noktasında önemli bir altyapı oluşturacağımızı tekrardan ifade etmek istiyorum. Gençler sizi duyuyorum. Yaşadığınız zorluklarla beraber avantajlarınızı da biliyorum. Sizi Y kuşağı, Z kuşağı, X kuşağı, Alfa kuşağı gibi isimlemelerle, tanımlamalarla ifade etmelerini kesinlikle doğru bulmuyorum. Dün gençlerin ihtiyacı başkaydı. Bugün gençlerin ihtiyaçları, beklentileri başka. O yüzden de sizin hayatınıza dokunan, eğitim öğretim hayatınız devam ederken sosyalleşmenizi de temin eden altyapıyı oluşturmak bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Spor, kültür ve sanat bu işin ana başlıklarından bir tanesi. Size vereceğimiz genç kartlar ve yıllık 5.000 TL'lik bedelin yüklenmesi istediğiniz sanatsal faaliyetlerden doyunca istifade etmenizi sağlayacak. Arzu ederseniz sinemaya gidersiniz. Arzu ederseniz tiyatroya gidersiniz. Arzu ederseniz bir senfoni dinletisine gidersiniz. Arzu ederseniz de başka bir tiyatro veya panel etkinliğinden istifade edebilirsiniz. Kesinlikle sizin kişisel gelişiminiz, sizin hayata iyi hazırlanmanız, sizin sosyalleşmeniz bizim için çok değerli ve kıymetli. O yüzden de yeni dönemde daha gençlerimizi bekleyen onlarca sürprizin olduğunu da ifade etmek istiyorum.